Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manavlar. Bugün size ne yapacağız? Bugün size merakla beklenen telefonlardan bir tanesi Redmi Note 11 Pro'nun detaylı olarak incelemesi yapacağız. Artık ne kadar detaylı bilmiyorum. Telefon geldiği zaman bize daha fazla detaylı olarak incelemesi yaparız ama şimdi bu telefon tabii ki sevgili Samet'in telefonu. Kün Fe'ün isimli kullanıcı biliyorsunuz sahibden.com'da da bulabilirsiniz. Oldukça fazla telefonu meraklı bir kardeşim. Samet ve ben tanıştıktan sonra da çok ama çok sevdim. Umarım uzun yıllar dostluğumuz devam eder. Çok meraklı bir insan, telefonlara inanılmaz meraklı. Hep söylüyorum ya benden daha fazla telefon kullanan birisi varsa kesinlikle Samet'tir. Yani sizin de böyle telefon merakınız falan varsa yeni telefonlara da e, almayla ilgili de bir durumunuz varsa Samet de iletişime geçebilirsiniz. Samet gibi telefonu getirip kendisi kullanmayı çok fazla seven bir arkadaşım. E, ve bu telefonda kendisi telefonu. Ekim ayının sonuna doğru Redmi Note 11 serisinin tanıtıldığını gördük. Şöyle söyleyelim. E, yani Redmi Note 10 Pro'yla ile Redmi Note 11 Pro'yu karşılaştırdığınız zaman e arada böyle uçuk afaki farklar olduğunu söylemek çok doğru değil ama bence tasarımsal anlamda gerçekten de yeni bir tasarıma geçiş yapıldığını görüyoruz. Aynen. Dik bir tasarıma geçiş yapılıyor arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Yani bu telefonu masaya şöyle koysanız bilmiyorum ama biraz uğraşsanız herhalde durur diye düşünüyorum. Hakikaten çok yani dik durabilecek kadar kübik bir tasarımı var hatta Reno 7 serisini hatırlayacaksınız. Reno 7 Pro'yu da incelemiştik Samet sayesinde. Onda da mesela böyle keskin bir köşeler vardı. Bunda da keskin köşeleri görebiliyoruz. Xiaomi bu noktada daha dediğim gibi yuvarlatılmış taraflardan biraz daha böyle keskin bir hatta geçiş yapıyor. Tasarım tarafında böyle bir fark var. En azından Redmi Note 10 Pro serisine göre Tabii ki Redmi Note 10 Pro serisine göre değişen birçok şey var. Bununla beraber ne değişti diye soruyorsanız özellikle Yonga set tarafında bir değişiklik var. Snapdragon 732G Yonga setinden arkadaşlar bu tarafta Mediatek Dimensity 920 Yonga setine geçiş yapılıyor. Şimdi bu Yonga seti ile ilgili şunu söylemek lazım. 5G destekli bir Yonga setinden bahsediyor ve burada bu Yonga seti 6 nanometrede üretim sürecine sahip ki gerçekten de amiral gemisi işlemcilerdeki bu üretim sürecini bu işlemcide görüyoruz. Bununla beraber bu işlemcide 2 adet 2.5 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdekleri var ki şunu söyleyelim bu işlemci hani e, bu çekirdekler normalde biliyorsunuz amiral gemisi telefonlarda kullanılan çekirdeklerin yapısında bir çekirdek yapısıyla yine karşımıza çıkıyor. Tabii ki 6 adette 2 GHz'de çalışan Cortex A5 çekirdekleri var. Bu derin gibi sürekli olarak gün içinde size Optimum bu destek sağlıyor ama eğer oyun gibi bir şey oynuyorsanız burada iki tane süper çekirdeğinde devreye girip 8 çekirdeğin çalıştığını görüyoruz. Zaten bunları anlatırken de oyun performansını sizlere gösteriyorum. Bu noktada kafanızda bir soru işareti kalmasın diye de özellikle FPS'lere dikkat etmenizi sizlere şiddetle öneriyorum. Çünkü kesinlikle ama kesinlikle bu noktada yani Snapdragon 732 G ile yola devam edilmesi yerine Burada bence MediaTek Dimensity 920 Yonga City ile yola devam edilmesi Kesinlikle mükemmel bir işe imza atılmış. Ekran tarafında ise şunu söylemek lazım. Yani ekran tarafında yani donanım tarafında çok da büyük değişiklikler yok. Fakat parlaklık tarafında gerçekten de çok büyük bir sıçrama var. 450 nits'ten parlaklık mesela Redmi Note 10 Pro serisinde 450 nits parlaklık vardı. Bunda ise 700 nits'lik bir parlaklığa geçiş yapılıyor. Ve güneş altında ise 1200 nits'e kadar çıkan bir parlaklıktan bahsediliyor ki şöyle söyleyelim yani bu parlaklık pik parlaklığı arkadaşlar Xiaomi'nin amiral gemisi ya yani 11 serisinde hatta belki 12 serisinde göreceğimiz parlaklık arkadaşlar. Bundan dolayı da yani ekran tarafında mükemmel bir işe imza atıldığını görüyoruz. Sadece bununla ilgili de değil 6.67 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekrana baktığımız zaman bir önceki nesilde de aynı boyut kullanılmıştı. Bu ekranın HDR10 destekli ve 120 Hz ekran tarım sahip olduğunu yine belirtelim ve tabii ki ekranımız süper amoled bir ekran. 2400 1080 piksel çözünürlüğüyle beraber de 395 de yoğunluğu bize sunuyor ki zaten siz de görüyorsunuz yani kesinlikle şunu çok net söyleyebilirim arkadaşlar. Hani bu tarz telefonlarda artık Xiaomi hani amiral gemisi telefonlardaki ekran donanımını tamamen ve tamamen kullanmaya başladı ki gerçekten bu telefonu aldığınız zaman amiral gemisi bir telefon kullanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu bağlamda ekran tarafında hem renk doğruluğu hem renk keskinliği hem de parlaklık tarafında mükemmel bir şey imza zaten siz de şu anda görebiliyorsunuz. Kamera tarafında ana kamerada büyük bir değişiklik yok. 108 megapiksel kullanılmış hatırlayacaksınız Redmi Note 10 Pro serisinde. Bunda da yine aynı sensörün kullanıldığını görüyoruz. Yine 108 megapiksel bir kamera sensörüyle yola devam ediliyor. geniş açıda tabii ki 8 megapiksel. Artık standartlaşmış bir durum bu. Ama şöyle bir şey yapmış e, Xiaomi demiş ki ya ben bu telefonda ya abi hani 2 megapiksel makro yerine bir önceki nesilde olduğu gibi bunda 50 milimetrelik bu telefoto makro dedikleri bir sistem var ya bunu en azından buna koyun Bu noktada dediğim gibi makro kamera yerine burada 50 milim, 50 milimetrelik telefoto makro kamera var ki açıkçası bu noktada daha iyi makro fotoğrafların çekilebilmesine de olanak sağlanıyor. Arkadaşlar kamera dizilme ilgili size bir saçmalıktan <laughs> bahsedeceğim. Şimdi telefonda arka tarafta böyle dörtlü bir kamera yapısı varmış gibi görünüyor. Böyle beşli bir kamera yapısı varmış gibi görünüyor gerçekten de. Şu aşağıdaki şeyin aslında çok da fazla bir anlamı olmadığını görüyoruz ama ben şimdi şöyle söyleyeceğim bakın burada görüyorsunuz 108 megapiksel kamera yazıyor. Yani bunun ana kamera olduğunu mesela düşünebilirsiniz değil mi? Muhtemelen çünkü birçok insan bunun ana kamera olduğunu düşünecek ama ana kamera değil arkadaşlar. Bakın şimdi ben şu anda geniş açı lensi açıyorum ve şunu kapatıyorum. Bakın bu üstteki bu 108 megapiksel yazan şey <laughs> Geniş açıya bak. Ana kameraya geçiyorum arkadaşlar. Ana kamera şu. Yani o 108 megapiksel kamera dediği şey şu ama Bunu kapatıyorum. Bak görüyor musun? Bak çektim. Bak şunu kapattım. Ya bu kadar saçma bir şey olur mu abi ya? ya gerçekten yani bu Xiaomi. Ya hiç, hiç mi kafa yok bunda ya? Bir kişi yok mu abi bu sizin aranızda? Ya arkadaş hadi bunları böyle kamera gibi buraya yaptık. Bunlar kamera değil ama hadi bunu neyse bir şekilde insanlar kamera zannederler. Böyle güçlü görünür dedin. Ya abi bari buradaki geniş açıya bak tekrar gösteriyorum bak geniş açı şu arkadaşlar. Geniş açıya 108 megapiksel yazmak yani kimin aklına gelmiş abi bakar mısın ya? Bak şurası şu anda gördüğünüz gibi bak şunu kapatıyorum abi. Ben hayatımda gerçekten bundan daha saçma bir şey gerçekten görmedim arkadaşlar bakın şu anda 108 megapiksel yazılan şeyin geniş açı sensör olduğunu görüyoruz. Yani e, Xiaomi yani evet bana sorarsanız kendi fiyat segmentindeki çok güzel telefonlardan bir tanesini kesinlikle imza atıyor ama arkadaş ya bu ne ya? Bu nasıl bir kamera dizilimidir ya? Ya gerçekten anlamak Xiaomi mümkün değil. Şunu söyleyeyim ben, ben özellikle zaten şu anda getiriyorum sizlerin gözünüzün önüne de çektiğim fotoğraflardan oldukça memnun kaldım. Yani bu telefon şu anda yurt dışında 335 dolara satılan bir telefondan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve aslında Türkiye'deki şu anda dolar da şu an itibariyle 10.70 civarlarında ve hani 10 TL hesaplasak 3350 TL civarlarında hadi 74'ü de çarpsak şöyle yapsak böyle yapsak arkadaşlar hadi 3500 TL civarlarında bir fiyatı var şu anda yurt dışında bu telefonun. Tabii ki ülkemiz pazarına hangi fiyattan geleceğini bilemiyorum Onu önümüzdeki günlerde detaylı olarak görebileceğiz. Fakat şunu söyleyeyim. Ben çektiğim fotoğraflara baktığım zaman kesinlikle başarılı bir işe imza attığını çok net söyleyebilirim. Tek bir problem var bana sorarsanız fotoğraf tarafında. Zaten şu anda getiriyorum. Gece modu ile ilgili benim kafamda bazı soru işaretleri kaldı. Ben gece moduna aldığımda böyle çok arada vay be yani gerçekten acayip fark var falan dediğim bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Bu noktada mutlaka mutlaka Xiaomi'nin Gece modu tarafında daha iyi bir performansa imza atabilen bir yazılımla karşımıza çıkması gerektiğine şiddetleniyorum. Zaten siz de muhtemelen şu anda örnek fotoğraflara baktığınızda bunu görebileceksiniz. Tabii ki arkadaşlar bu telefon ülkemize gelecek telefon sürümüyle değil, şu anda Çin sürümüyle geliyor. Yeni telefonlar geldiği zaman ülkemize yeni yazılımla beraber daha iyi bir performansa imza atarsa zaten önümüzdeki günlerde bunu mutlaka sizlerle paylaşırız ama şöyle söyleyeyim telefonun hem ön kamerasından hem arka kamerasından kesinlikle ama kesinlikle memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kendi fiyat segmentinde yine Xiaomi bence bambaşka bir işe imza atmış diyebiliriz. Ses tarafında ise şunu söylemek lazım. Tabii ki stereo hoparlörler bizlere sunuluyor. Xiaomi'nin zaten olmazsa olmazlarından bir tanesi açıkçası stereo hoparlörler. Ve bu noktada stereo hoparlörlerin desteği de JBL tarafından sağlanıyor ki. Dediğim gibi ben telefon pazarında JBL'i hiç görmemiştim. Bu noktada hakikaten firmayı tebrik etmek lazım. Onlar da anladığım kadarıyla artık mobil telefonlara destek vermeye başladılar. Önümüzdeki dönemde bakalım başka telefonlarda görebilecek miyiz? Peki bana soruyorsanız abone hani, ses performansından nasıl memnun kaldın mı diye. Kesinlikle memnun kaldım arkadaşlar. Stereo hoparlör olması zaten özellikle oyuncuların ben çok hoşuna gidecek detaylardan bir tanesi. Bir de bu stereo hoparlörlerle ilgili şunu söylemek lazım. JBL ile beraber Dolby Atmos ses desteği de yine tabii ki takdir edersiniz ki bu telefonda var ve ee, özellikle Equalizer ayarlamalarını da kendiniz seçerek istediğiniz gibi organize edebiliyorsunuz. Şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Bu telefonda şu an baktığım zaman 3.5 mm kulaklık çıkışını da üst tarafta görüyorum. Bu da birçok insan tarafından hala tercih edilebilir detaylardan bir tanesi. Bu telefona da bunun konduğunu görüyoruz. Özellikle iyi bir kulaklıkla bu telefondan ses almaya başladığınızda çok başarılı bir işe imza atıldığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani Xiaomi Redmi serisinde özellikle ses tarafına oldukça fazla önem göstermiş ki gençlerin de zaten en çok istediği şeylerden bir tanesi ses performansı. Pil tarafında ise bir gelişme var. Biliyorsunuz bir önceki nesil Redmi Note 10 Pro'da Yanlış hatırlamıyorsam 5020 mAh bir pil gücü vardı. Bunda ise 5160 miliamper pil gücü konmuş. Ya tabii ki çok büyük bir artış değil ama yine de bir arttırış. Artısına baktığınız zaman telefonu kalınlaştırmadan bu noktada yani pil tarafına daha iyi bir şey imza atması bence oldukça önemli. Pil tarafındaki en önemli girişimlerden bir tanesi ise telefonda 33 Watt hızlı şarj desteği varken yeni nesille beraber 67 Watt'la tanışıyoruz ki Gerçekten de bugün aslında orta segment pazarında görmenin detaylardan bir tanesi. Yani düşünün Samsung hala amiral gemisi işte 25 bin liraya sattığı telefonlarda 25 watt hızlı şarj desteği sunabilirken bu telefonda 67 watt hızlı hızlı şarj desteği var ki gerçekten de ben Xiaomi'yi burada yürekten tebrik ediyorum. Bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Bu noktada Redmi Note 10 Pro serisinde aslında bunu eleştirmiştik. UFS 2.2 kullanılmıştı. Ben yani yeni nesil acıma Redmi Note 11 serisinde UFS değişir mi? 3.1'lere falan gelirim demiştim. Açıkçası beklemiştim ama öyle olmadı arkadaşlar. Hala UFS 2.2 kullanılıyor. Tabii ki UFS 2.2 de çok hızlı bir e, iletim sistemi. Fakat mutlaka mutlaka yani Xiaomi'nin artık hani bu fiyat segmentinde bu kadar özellik sunabilirken UFS 3.1 de sunması yani ne bileyim çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şunu çok net söylüyorum bakın Xiaomi Türkiye Redmi Note 11 Pro serisini Türkiye pazarına getirdiğinde eğer bu telefon gerçekten doğru bir fiyatlandırmayla kullanıcıya ulaştırılırsa bence bir şey söyleyeyim mi? Peynir ekmek gibi satar ve inanılmaz bir hale gelir diye düşünüyorum. Xiaomi bu noktada bence bu telefonu fazla bekletmeden Türkiye pazarına sunması lazım. Evet kısa bir süre için hatta birkaç gün içinde Xiaomi'nin 12 serisiyle tanışacağız ama bence Xiaomi 12 serisinden çok daha önce bu telefonu yoğunlaşmalı ve bu telefonu mutlaka mutlaka dolar kuru şu anda böyleyken bir an evvel Türkiye pazarına getirip satışa sunmalı diye düşünüyorum. Telefon zaten bize Xiaomi Türkiye tarafından temin edildiğinde detaylı olarak incelemesini daha farklı daha e, detaylı bir incelemeyi sizlerle paylaşacağım. Ben Samet kardeşime Külfe Yekün'e çok çok teşekkür ediyorum. Hem dostluğu için hem kardeşliği için hem de arkadaşlığı için ve en önemli şey tabii ki bize olan güveni için. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.